Sevr anlaşması nedir değerli arkadaşlar? Osmanlı'nın toprak büyüklüğü 5,5 milyon kilometrekareydi. 5,5 milyon. Sevr anlaşması imzalandığında bu 5,5 milyon kilometrekarelik alan aşama aşama 470 bin kilometrekareye düştü. 470 bin kilometrekareye düştü. Bazı maddelerine bakalım bu sevr anlaşmasının. 36. maddesi. İstanbul için düzenlenen bir madde. Taraflar Osmanlı hükümetinin İstanbul üzerindeki haklarına ve sıfatlarına dokunulmaması ve majeste padişahın bu kentte oturmak ve bu kenti Osmanlı Devleti'nin başkenti tutmak bakımından özgür olduklarında görüş birliği içindedir diyor. Yani padişah İstanbul'da oturabilir. Bu konuda görüş birliği içindeyiz. Ama devam ediyor. Bununla birlikte hükümeti Osmaniye bu anlaşmanın hükümlerine özellikle soy, din ve dil azınlıklarının haklarına dürüst bir biçimde saygı göstermekte kusur ederse müttefik devletler yukarıda belirtilen hükmü değiştirmek hakkına sahiptir diyor. Yani, madde 69. İzmir Osmanlı egemenliği altında kalmaktadır. Devam ediyor. Bununla birlikte İzmir kenti ve sözü edilen topraklar üzerindeki egemenlik haklarının kullanımı Yunanistan'a aktarılacaktır diyor. Bunun da altına Osmanlı'nın görevlileri gidip imza atıyorlar ve İzmir'in egemenliğini Yunanistan'a veriyorlar. Kara kuvvetleri ne kadar olacak? Padişahı korumak için en fazla 700 kişi. Jandarma için, sınırları korumak için en fazla 35 bin kişi. Eğer bir olay olur da jandarma engelleyemezse en fazla 15 bin kişi takviye olabilir. Toplam Osmanlı'nın ordusu 50 bin kişi olacak diyorlar. Deniz kuvvetleri, madde 181. Balıkçılık ve polis hizmeti için kıyılar boyunca 7 gambot ve 6 torpidoyu geçmeyecek sayıda gemi bulundurmak hakkına sahip olacaktır. Bu gemiler Osmanlı Deniz Kuvvetleri'ni oluşturacaktır. 182. madde diyor ki 181. maddede öngörülen gemilerin yerine geçecekler dışında başka savaş gemisi yapması ya da edinmesi yasaktır. Osmanlı bunların dışında başka bir gemi ne yapacak ne de satın alacak diyor. Değerli arkadaşlar, bunları anlatmamın nedeni şudur. Hani bunların külahlı bir adamı vardı ya, arada bir televizyona çıkıp keşke Yunanistan alsaydı diyen adam ve o adama dokunmayan yargı, o adama ses çıkarmayan hükümet, onların ikisine de lanet olsun diyoruz. Neden Osmanlı bu hale geldi? Neden Osmanlı bu hale geldi? Neden Osmanlı parçalandı? Neden teslim edildi? Hiç bunun üzerinde düşünen yok. Hiç konuşan da yok. Hiç konuşan da yok. Yeri geldiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e her şeyi söylüyorlar. Ama bu anlaşma için Gazi Mustafa Kemal aynen şunları söylüyor. Sevr anlaşmasını siyasi, adli, iktisadi ve mali bağımsızlığımızı imhaya ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkar ve ortadan kaldırmaya yönelik olan sevr anlaşması bizce mevcut değildir diyor. Anlaşmayı reddediyor Gazi Mustafa Kemal. Birileri kabul ediyor ama bu ülkeyi kuran güç, irade ben sevr anlaşmasını tanımıyorum diyor. Milletin azim ve kararı üzerine yeni bir cumhuriyet, kararlılığıyla yeni bir cumhuriyet inşa edildi. Sevr anlaşmasından 3 yıl sonra Avrupa'da bu kez yeni bir masa kuruldu. Lozan'da. Ve Lozan'a gidildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Lozan'ı şöyle anlatır. Nutuk'ta. Saygıdeğer efendiler, Lozan Barış Anlaşması'ndaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve sevr anlaşması ile tamamlandığı sanılmış
büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zaferin eseridir diyor. Lozan için Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Lozan'dan bu yana ilk kez son 15 yılda Türkiye toprak kaybına uğradı. 12 adasını Yunanlara teslim etti. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yer bize ait. Terör örgütlerinden toprağını bırakıp kaçıyorsun. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyorsun. Bir de kalkmış vatan millet diyorlar. Sen önce onun hesabını vereceksin, onun. Süleyman Şah Türbesi'ni hangi gerekçeyle kaçırdın sen? Koruyamadın orayı.